İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Psikoloji Özet Konu Anlatımı. Arkadaşlar, Instagram ve YouTube sayfalarımı, kanallarımı aşağıdaki adreslerden takip edebilirsiniz. Eğer iletişim kurmak istiyorsanız, bilgi almak, soru sormak ya da görüşmek için alttaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Birinci ünite psikolojinin konusu ve tarihsel süreci. Arkadaşlar burada psikolojinin tanımından bahsetmiş. Özünde insanın doğasını tanımlamaya ve açıklamaya dönük bir çaba olarak karşımıza çıkar psikoloji. Psikoloji bilimi ise yalın bir ifadeyle insanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesi anlamına gelir. Psikoloji alanında yapılan araştırmaların amaçları vardır arkadaşlar. Bu amaçlar tanımlamak, açıklamak, tahmin etmek ve düzenlemektir. Psikoloji biliminin alt alanları gelişim psikolojisi, bilişsel psikoloji, klinik psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi ve sosyal psikoloji olmak üzere 5 tane alt bölümü, alt alanı vardır psikolojinin. Şimdi bu saydığım psikoloji türlerini burada kısaca özetledim. Ne anlama geldiğini bir kez okumanızda fayda var. İşte gelişim psikolojisi insanların yaşamları boyunca bilişsel, duygusal, sosyal olarak nasıl değişim gösterdiklerini tanımlama ve neden böyle olduğunu açıklama amacı taşır. Bilişsel psikoloji dil, hafıza, öğrenme, duyum ve algı, motivasyon gibi belirli süreç ve işlevleri inceler ve insan zihninin temel özelliklerini tanımlama ve açıklama amacını taşır. Sosyal psikoloji insanların tavır ve davranışlarını belirleyen sosyal etmenleri ve insanların küçük gruplar içerisindeki davranışlarını ve etkileşimlerini tanımlamak ve açıklamak amacı taşımaktadır. Endüstri ve örgüt psikolojisi ise bireylerin çalışma ortamları içerisindeki davranışları, bunları etkileyen etmenler, daha sağlıklı ve mutlu çalışabilmek için yapılabilecek kurumsal düzenlemeler ile ilgilenmektedir. Klinik psikoloji ise psikolojik kökenli sorunları olan bireylerin bu sorunlarının çözümünde yardımcı olmak amacı taşımaktadır arkadaşlar. Dikkat ederseniz zaten hepsi isimleriyle benzer yakın anlam taşımaktadır. Bu temel alt alanların dışında bir ya da birkaç alanın kesişimlerinden ortaya çıkan ve insan davranışının çeşitli boyutlarını irdeleyen nöropsikoloji, trafik psikolojisi, okul psikolojisi, spor psikolojisi, eğitim psikolojisi, sağlık psikolojisi gibi alt alanlarda bulunmaktadır arkadaşlar. Videoları izlerken durdurup notlar alabilirsiniz arkadaşlar. İlk Darülfünun binası Zeynep Hanım Konağı'dır. Önemli bir bilgi. Türkiye'de psikoloji eğitimi 1915 yılında Darülfünun çatısı altında verilen psikofizyoloji gibi derslerle başlamıştır. Darülfünun arkadaşlar üniversite demek. Daha sonra 1919 yılında Mustafa Şekip Tunç'un Türkiye'ye gelmesiyle yine Darülfünun'un çatısı altında umumi psikoloji kürsüsü açılmış. Bugüne benzer bir yapılanma 1933 üniversite reformundan sonra gerçekleşmiş ve ülkemizde ilk psikoloji mezunları bizim okuduğumuz üniversite yani İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü çatısı altında 1938 yılında verilmiştir arkadaşlar. Psikolog ve psikiyatrist ayrımı var arkadaşlar. İkisi aynı şey değil. Psikologlar normal insan davranışlarıyla ilgilenirler. Psikiyatristler organik kökenli normal dışı davranışların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmışlardır. Psikologlar psikoloji lisans eğitimi aldıktan sonra en az yüksek lisans derecesi alarak yetişmiş. Klinik psikologlar normal insan davranışlarıyla olduğu kadar normal dışı davranışlarla ilgilenirler ve ilaç dışı tedavi yöntemlerini kullanabilirler. Psikiyatristler ise
tıp eğitimi aldıkları ve organik kökenli rahatsızlıklarla, yani doğal rahatsızlıklarla ilgilendikleri için ilaçla tedavi yürütebilirler. Yani psikolog ilaç yazmaz, ilaçsız tedavi yürütür, terapi tarzında. Psikiyatristler ilaç ve terapi yapabilirler. İlaç da kullanabilirler, ilaç da yazabilirler. Terapist olmak için psikolog veya psikiyatrist olduktan sonra belirli bir terapi eğitimi almak ve gereklerini yerine getirmek ile mümkündür arkadaşlar. Her psikolog veya psikiyatrist terapist değildir. Terapist olmak için ayrı bir eğitim, bir sertifika almak gerekiyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi ise eğitim fakülteleri çatısı altında verilmekte ve 4 yıllık lisans eğitimi sonrası psikolojik danışman unvanıyla mezun olunmaktadır. Genelde okullarda işte rehber öğretmen diye tabir ettiğimiz kişilerdir bu psikolojik danışman ve rehberlik eğitimi alıp mezun olanlar arkadaşlar. Burada psikolojinin bir bilim olarak tarihi 1879 yılında William Wundt tarafından Almanya'nın Leipzig şehrinde kurulan psikoloji laboratuvarı ile başlatılır. Bu önemli bir bilgi. Aşağıda ise William Wundt, Edward Titchener, John Watson, Ebbinghaus, William James gibi bilim adamlarının psikoloji üzerine düşünceleri, yaklaşımlarından bahsedilmiş. Tek tek bakıp buradan ayırt edebilirsiniz. Notlar alabilirsiniz arkadaşlar. ...1883 yılında Amerika'da John Hopkins Üniversitesi'nde, 1926'da Yunanistan'da, 1936'da Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde ilk kez psikoloji laboratuvarı kurulmuştur. Bu önemli bir bilgi. Bir önceki ekranda ki bilim adamlarının düşünceleri, işte görüşleri, savunduğu yaklaşımlarla ilgili bu sayfada açıklamalar var. Bunları da videoyu durdurup tek tek okuyabilirsiniz. Ben hani okuyup sizleri sıkmak, videoyu uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi önemli yerlerin hepsini not aldım. Çünkü Auzef aradan cümleyi seçip soru haline getirebiliyor. En azından bir kez okumanızda fayda var. Burada Gestalt ekolü dediğimiz zaman aklımıza Wertheimer, Kafka ve Köhler gelmelidir. Gestaltçılar algı, öğrenme, kişilik, sosyal psikoloji ve motivasyon gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarla bilinir. Psikanaliz ve Sigmund Freud. Psikanaliz yaklaşımı deyince aklımıza Freud gelmeli. İnsanın farkında olmadığı ve aslında davranışlarını yönlendiren bir bilinçaltının olduğunu söyleyerek insanların yalnızca akıl ve mantıktan oluşmadığının altını çizmiştir. Bizi yöneten, yönlendiren id, ego, süperego gibi içsel bilinçaltı süreçler vardır. Hümanistik adı üstünde insancıl yaklaşım, bilişsel yaklaşım zihinsel olarak ifade etmiştir. İşte Miller ve Nisser tarafından başlatıldığı kabul edilir. Evrimsel psikoloji ise bazı davranışların kökenlerini araştırarak bunların evrim sürecinde ne gibi uyumsal üstünlükler sağlamış olabileceğini incelemektedir. İkinci ünite insan nasıl inceleyebiliriz diyor insanı. Bilimsel etkinliğin arkadaşlar 5 amacı vardır. Aşağıda sıraladım, okuyabilir ya da not alabilirsiniz. Bilimsel araştırma süreci nasıl ilerler? 1. Problemin belirlenmesi, 2. hipotezin kurulması, 3. yöntemin belirlenmesi, 4. verilerin toplanması, 5. verilerin analizi, 6. bulguların incelenmesi, 7. sonuç ve önerilerin sunulmasıdır arkadaşlar. Yöntemin belirlenmesinde de alt aşamalar, çalışma grubunun belirlenmesi, ölçme, değerlendirme,
yöntemlerinin belirlenmesi, araştırma türü ve desenlerinin belirlenmesi, veri toplama ve analiz sürecinin planlanması diye ayırabiliriz. Bu sıralamayı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde ezberlemeye çalışın. Sınavda çıkabilir. Psikolojinin kullandığı araştırma yöntem türleri arkadaşlar bilimsel araştırma yöntemleri, korelasyonel, deneysel araştırmalardır. Bununla ilgili soru çıkabilir. İşte psikolojinin kullandığı araştırma yöntem türlerinden değildir ya da biridir şeklinde. Burada betimsel, korelasyonel, deneysel ve deneysel de kendi içinde yarı deneysel ya da tam deneysel gibi ayrılabilir. Yani yarı deneysele de görseniz bu da psikolojinin kullandığı araştırma yöntem türleri içerisine girer. Psikolojide kullanılan veri toplama yolları var arkadaşlar. Veri toplarken gözlemden, görüşmeden, anketten, ölçek, test, aletler ve görevler kullanılabilir diyor. Evet, psikolojide kullanılan veri toplama yollarını bir de burada görselle ifade ettim. Gözlem, görüşme, anket soru listeleri, ölçekler, psikolojik testler, alet, düzenek ve görevler arkadaşlar. Bir de psikolojide ölçüm türleri var arkadaşlar. Oranlı ölçümler, sınıflandırıcı ölçümler, aralıklı eşit aralıklı ölçümler, sıralayıcı ya da sıralı ölçümler diye 4 ölçüm türünden bahsedebiliriz. Üçüncü ünite psikolojide ölçme, değerlendirme ve testler arkadaşlar. Ölçme, sınırlandırıcı ölçümler, sıralayıcı ölçümler, aralık, eşit aralıklı interval ölçümler, oranlı ölçüm ya da ölçekler. Hepsinin ne anlama geldiğini burada ifade ettim. Ölçme araçlarının sahip olması gereken özellikler diyor arkadaşlar. Ölçme araçlarının sahip olması gereken özellikler geçerlilik, güvenirlik, standartizasyon yani bir standardı olmalı ölçme aracının ve norm değerleri açısından uygun olmalı yani bir norma dayalı olmalı. Dördüncü ünite duyumlar ve duyusal sistemler. İşte duyum bir duyu alıcısının uyarılmasıyla vücudun içinde veya dışında bulunan şartlarla ilgili bir yaşantı veya farkındalığa yol açan nöral yani zihinsel, sinirsel bir işlemdir. Algılama ise gelen duysal malumatı tanıma, düzenleme, bağlantılarını kurma, anlamlandırma ve yorumlama sürecidir arkadaşlar. Duyum, duyu organlarımızdan fiziksel enerji olarak gelen uyaranların elektrokimyasal bir iletiye dönüşmesiyle ortaya çıkarlar arkadaşlar duyumlar. Mutlak eşik ve fark eşiği kavramları var. Bir kişide herhangi bir duyum yaratmak için gerekli minimum yani mutlak eşik. Fark eşiği ise iki uyarıcı arasında fark olarak tanımlanabilen en küçük fiziksel farktır. Duyularla ilgili arkadaşlar insanlarda görme en baskın duyudur. Derimiz en geniş alanı kaplayan duyu organımızdır. Ses hava moleküllerinin titreşmesinden kaynaklanan basınç değişikliğidir şeklinde hap bilgileri de aklımızda tutalım. Duyusal sistemler arkadaşlar 6 gruptur. Görsel yani görme duyusu, göz, işitsel, kulak, koku, burun, tat, dil, deri, dokunma, kinestetik duyular ve denge duyusu şeklinde ifade edebiliriz. Algı ve algısal süreçler. Arkadaşlar algılamanın tanımından bahsettim. Burada algısal değişmezlikler, şekil değişmezliği, büyüklük değişmezliği ve parlaklık renk değişmezliği şeklinde 3 gruptadır algısal değişmezlikler. Algı süreçlerinde temel ilkeler var arkadaşlar. Algısal örgütleme, algısal değişmezlikler, derinlik ve uzaklık algısı,
Bir de algı yanılmaları var. Bunlar diğer bazı etmenler aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağı süreçler şeklinde yanılmalar, algı yanılmaları mevcuttur. Derinlik ve uzaklık algısı arkadaşlar, mekanın derinliği ve nesnelerin hem birbirine hem de kendimize uzaklarını belirlemek için pek çok ipucu kullanırız. Bu ipuçlarından bazıları tek göze bağlı, yani monoküler, monotek. Bazıları ise çift göze bağlı, binokülerdir. Algı yanılması kavramı var arkadaşlar. Resme bakalım. Burada Müller-Lier illüzyonu, bu ifadenin, bu görselin adlandırılması. Burada diyor ki bir illüzyon yapmışlar. Aynı uzunlukta oldukları halde üstteki çizgi dışa açılan ok uçları nedeniyle alttakinden daha uzun algılanmaktadır. Buna Müller-Lier illüzyonu diyoruz. Ama normalde ikisi de aynı uzunluktadır. Algısal örgütlemeleri tanımlayan Gestalt ilkeleri arkadaşlar, benzerlik, yakınlık, süreklilik, bütünleme, basitlik ve şekil zemin ilişkileridir. Beklentilerimiz, bağlam, kültürel ipuçları gibi bazı nedenlerle gelen duyumları bunlara uygun bir şekilde algılama eğilimine sahiptir. Buna algıda seçicilik diyoruz. Ortamda bulunan duyu verilerini alıp bunları işlemek, değerlendirmek ve çıkarımlarda bulunmak üzere beyine gönderdiğimizde aşağıdan yukarıya işleme yapmış oluruz. Yüksek seviyeli zihinsel işlemlerin dünyayı nasıl algılayacağımızı belirlemesine ise yukarıdan aşağı süreçler diyoruz arkadaşlar. Nasıl öğreniyoruz arkadaşlar? Öğrenme süreçleri var. Bunlar klasik koşullanma yoluyla, edimsel koşullanma yoluyla, kavrama yoluyla öğrenme, gözlem yoluyla öğrenme, örtük, yani farkına varmadan gizli öğrenme ve mekan öğrenme şeklinde ifade edebiliriz. Burada Pavlov'un klasik koşullanma deneyi var arkadaşlar. Organizmanın sahip olduğu herhangi bir doğal uyaran tepki bağı olmalıdır. Eğer bu doğal koşula bağlı olmadan refleksif olarak var olan uyaran ile eş zamanlı, bitişik olarak yapay, kendiliğinden bu tepkiyi çıkarmayan koşula bağlı bir uyaran daha verilmeli ve yeterince tekrar yapılmalıdır. Yani önce koşulu uyaran çıngırak, tavşan, hemen arkasından koşulsuz uyaran yiyecek, yüksek ses verilmeli ve tepki, salya, korku elde edilmelidir. Uyarana ve uyaran tepki bağının bazı özellikleri ne ve sunum aralığına göre değişebilmek kaydıyla belirli bir tekrar sayısından sonra daha önce doğal tepkiyi çıkarmayan uyaran bu tepkiyi ortaya çıkarılabilir hale gelmektedir arkadaşlar. Yandaki resimde Pavlov'un klasik koşullanma deneyi vardır, köpekle yaptığı. Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme. Edimsel koşullanma deyince aklımıza Skinner geliyor. Skinner ağırlıklı olarak fareler ve güvercinlerle çalışmıştır. Yan tarafta Skinner kutusu diye bir deney var. Deney düzeneği. Thorndike arkadaşlar kendisinin geliştirerek bulmaca kutusu adını verdiği bir tahta kafes kullanarak kedilerle çalışmaktaymış. Buna etki kanunu diyoruz. Şimdi edimsel koşullanmada Skinner kutusuna bir göz atalım. Bu düzenek arkadaşlar zemini ızgara olan, yan tarafında bir mekanizmaya bağlı bir pedalın ve onun yanında yiyecek geldiğinde kapağı açılan bir deliğin bulunduğu küçük bir kafesten oluşmaktadır. Belirli bir açlık düzeyindeki fare İlk kez kafese konulduğunda kafesin içinde hızlıca hareket etmekte, sağa sola çarpmakta ve nihayetinde tesadüf eseri pedala çarparak mekanizmayı harekete geçirmekte ve yiyecek elde etmektedir. Pek çok tekrardan sonra fare kafese konulduğunda doğrudan
tek bir seferde mekanizmayı harekete geçiren hareketi yaparak yiyeceği elde etmeyi öğrenmektedir. Buna arkadaşlar edimsel koşullanma diyoruz. Olumlu olumsuz pekiştireç ve ceza kavramları var arkadaşlar. Olumlu pekiştirme, olumlu uyarıcıyı ortama vermektir, ortama eklemektir. Bu davranışın yapılma sıklığını artar. Yani bir ödüldür aslında olumlu pekiştireç. Olumsuz pekiştireç, olumsuz uyarıcıyı ortamdan çıkarmaktır. Davranışın yapılma sıklığını arttırır olumlu ve olumsuz pekiştireçte. Cezada arkadaşlar olumsuz uyarıcı ortama eklenir. Davranışın yapılma sıklığı azalır. İkinci tür cezada olumsuz uyarıcı ortamdan çıkarılır. Davranışın yapılma sıklığı azalır. Pekiştirmenin boyutları var arkadaşlar. Zaman açısından boyutları ve davranış sayısı boyutu vardır. Burada arkadaşlar zaman olarak sabit zaman ve değişken zaman aralıklı tarifeler vardır. Davranış sayısı olarak sabit oranlı ve değişken oranlı tarifeler vardır. Yan tarafta örnekler var. Sabit oranlı pekiştirme tarifesinde doğru cevaplanan her 5 soru için bir çikolata ile pekiştirilmiş. Burada davranış sayısı belli, zaman belli değil ama ödül bellidir. Sabit aralıklı da öğretmen maaşları mesela her ay burada aralık arkadaşlar zaman aralıklı demek. Öğretmen maaşları her ayın 15'inde öğretmen maaşı yatar. Burada davranış sayısı belli değil. Zaman belli, ödül belli. Değişken oranlı da arkadaşlar Milli Piyango. Davranışın sayısı belli değil. Zaman belli değil, ödül belli değil. Yani ne zaman olacağı, hangi oranda olacağı belli değil. Değişken aralıklı ya da değişken zaman aralıklı pekiştirme tarifesinde balık tutmak, oltaya attık, balığın ne zaman oltaya takılacağı, hangi zamanda ortaya takılacağı belli değil. Davranış sayısı belli değil, zaman belli değil, ödül bellidir arkadaşlar. Gözlem yoluyla öğrenme var arkadaşlar. Alf Bandura tarafından ortaya konulmuştur. Gözlem yoluyla öğrenmenin etkili olmasını sağlayan 4 koşul vardır. Dikkat, hatırlama, güdülenme, motivasyon, yeniden üretme ya da oluşturma olarak ifade edebiliriz. Örtük, farkına varmadan öğrenmeler ve mekan öğrenme ya da gizli öğrenme diyebiliriz. Tolman'ın geliştirdiği bir yaklaşımdır. Tolman labirent düzenekleri kullanarak farelerle çalışmış ve farelerin pekiştirilmesine gerek olmaksızın bazı davranışları kazanmış olduğunu fark etmiştir. Örneğin alışveriş merkezinde bir dükkanın yerini veya büyük bir markette kuru yemişlerin yerini tarif etmek durumunda kaldığınızı düşünün. Çocuğunuz daha önce alışveriş merkezinin veya marketin planını önceden çalışmadığımız halde ve hatta bazen o dükkana, reyona hiç gitmediğimiz halde yerini bilme olasılığımız yüksektir. Bilinç alanımızın doğrudan içine girmeden yani niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeler farkına varmadan veya gizil örtük öğrenmeler olarak ifade edilir. Böyle bir durumda çoğunlukla bilinçli bir dikkat tahsis etmeksizin gelip geçerken öğrenivermişizdir. Bellek arkadaşlar, bellek deyince aklımıza ilk olarak Ebbinghaus gelir. Bellek konusundaki araştırmaları 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Birinci bölümde anlatıldığı üzere 1879 yılında kurulan Wundt'un laboratuvarında daha çok psikofizik üzerine çalışmalar yürütülmektedir ve bellek gibi üst düzey bir zihinsel etkinin incelenmesinin mümkün olmadığı kanısı hakimdi. Ancak Ebbinghaus bu görüşü paylaşmayarak insanlarda bellek süreçlerini kontrollü deneysel araştırmalar yoluyla incelemiştir. 20. yüzyılın hemen başlarında William James, belleğin kolayca kaybolanlar ve ebediyen kalanlar olmak üzere ikili bir yapısı olduğuna dikkat çekmiştir. 1930'larda bellek alanında Sir Frederick Bartlett, belleğin zaman içinde yeniden yapılandırıldığına ve orijinal halini muhafaza etmediğine, değişkenlik gösterdiğine ilişkin sonuçlar veren çalışmalar yayınlamıştır.
Bellek türleri var arkadaşlar. Kısa süreli bellek, çalışma belleği, uzun süreli bellek, örtük ve açık bellek, otobiyografik bellek, flaş bellek. Uzun süreli bellek de kendi içinde işlemsel bellek ve bildirimsel bellek diye ayrılır. Bildirimsel bellek ise epizodik ve semantik, yani anlamsal bellek olarak iki alt başlığa ayrılır. Yan tarafta bu belleklerin ne olduğu, ne anlama geldiğini açıkladım. Burada da aynı şekilde bellek türlerinin önemli kısımlarını ifade ettim. Okuyun mutlaka. Bellek işlemleri arkadaşlar, ister örtük yani gizli, ister açık, ister uzun, ister kısa olsun, tüm bellek süreçleri için geçerli olan 3 zihinsel işlem türü bulunmaktadır. Bunlar kodlama, depolama ve geri getirmedir arkadaşlar. Bunu not alalım. Örtük ve açık bellek kavramları var arkadaşlar burada. Açık ve örtük belleğin ne olduğu, bununla ilgili Bartlett'in yaklaşımı ifade edilmiş. Otobiyografik bellek ve flaş bellek kavramları da ifade edilmiştir arkadaşlar bu sayfada. Zekaya farklı yaklaşımlar ve zeka kuramları var arkadaşlar. Zeka ile ilgili Galton, Thurston, Sperman, Cattell, Gilford, Gardner, ve Schoenberg çeşitli kuramlar ifade etmişlerdir. Tek tek okuyup hangisinin hangi kuramı savunduğunu ekranda görebilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar işte Sperman, Thurston, Cattell, Gilford, Stenberg'in zeka kuramlarıyla ilgili ayırt edici özellikleri ifade ettiği ya da savunduğu tarz yaklaşımlar ifade edildi. Zeka testleri arkadaşlar, ilk zeka ölçeği Binet ve Simon tarafından 1905 yılında Binet-Simon ölçeği adıyla yayımlanmıştır. Stanford Üniversitesi'nden Thurman tarafından 1926 yılında düzenlenen Stanford-Binet zeka testi adıyla bilinen test olmuştur. Wichler tarafından 1939 yılında geliştirilen ve zaman içinde hem yetişkin WIS ve hem çocuklar WIS için ayrı ayrı formlar üretilen zeka testleri günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada arkadaşlar hangi aralıkların hangi zeka türü ya da üstün ya da düşük zekalı bireylerin oranları verilmiş. Steinbeck ve Renzulli'nin zeka üzerine çalışmaları, ifadeleri var. Yaratıcılık arkadaşlar, yaratıcılığı açıklayan yaklaşımlar 2, 4, 6, 7 tane yaklaşım var. Bu yaklaşımlardan bahsettim burada. Yaratıcı düşüncenin nitelikleri arkadaşlar, akıcılık, esneklik, orijinallik ve ayrıntılandırmadır. Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri, işte yeni deneyimlere açık olma ve risk alabilme, basit kolay olan yerine karmaşık zor olanı tercih etme, uyum ve mizaha eğilimli olma, merak ve kurcalama güdülerinin yüksek oluşu ve bağımsız davranma yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri arasındadır. Kişilik kuramcıları arkadaşlar, Adler, Freud, Rogers, Sorney, Jung, Maslow ve Bandura'dır. Bilinen eski sınıflama M.Ö. 5. yüzyılda Hipokrat tarafından yapılmıştır. Galen, Hipokrat'ın belirlediği salgıları
belirli mizaç özellikleriyle ilişkilendirerek bir sınıflama yapmıştır. Bu sınıflamaya göre 4 temel salgı vardır. Kan, balgam, bağlam, kara safra ve sarı safradır. Burada arkadaşlar Sheldon'un beden yapısı sınıflandırması var. Endomorfik, mezoformik ve ektomorfik sınıflandırma. Yan tarafta Sheldon, Allport ve Cattell'in kişilik konusundaki açıklamaları yer alıyor. Costa ve McCrea'nın 5 faktör modeli var. Deneyime açıklık, nevrotiklik, dışa dönüklük, uyumluluk ve sorumluluktur. Esenik'in kişilik boyutları da arkadaşlar nevrotik, normal, dışa dönük, içe dönük şeklinde ve her bölümün içinde 2, 4, 6, 8, alt başlıkla ilgili bir daire şeklinde bir boyutlandırma yapmıştır. Kişilik kuramlarının öncüleri var arkadaşlar burada. Freud, Horney, Adler, Jung, Rogers, Bandura ve Maslow'dur arkadaşlar. Hangi kurama ait olduğu ve kuramın özellikleri ilgili bilim adamlarının alt kısmında açıklamalı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir arkadaşlar. Kişilikle ilgili Freud, Rogers ve Bandura'nın görüşleri yer alıyor burada. Motivasyonla ilgili motivasyon arkadaşlar diğer adıyla güdülenme, işte fiziksel ve psikolojik etkinlikleri başlatma, yönetme ve devam ettirmeyi sağlayan her türlü süreç için kullanılan bir terimdir. Motivasyonun 4 işlevi vardır arkadaşlar. Motivasyonu açıklayan görüşler James, Dougal, Gold, Hull, Hyder, Rutter ve Maslow'un motivasyonla ilgili düşünce ve yaklaşımları, anlayışları ayrı ayrı yazılmış arkadaşlar. Okuyalım. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi arkadaşlar. En altta fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma sevgi ihtiyacı, değer ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme arkadaşlar. Maslow'a göre en alttan başlar ihtiyaçlar. Alttaki alt basamaktaki ihtiyaç karşılanmadığı sürece üst basamaktaki ihtiyaçlar da sorunlar yaşanır. Geçiş mümkün değildir diyor. Motivasyon kaynakları arkadaşlar açlık, cinsellik, merak, kurcalama ve dokunmadır. Sosyal biliş var arkadaşlar. İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçleri tanımlayan bir kavramdır. Sosyal bilişle ilgili nedensellik teorileri var. Bu teorileri ifade eden Fritz Heider ve Harold Kelly'dir. Heider fenomenolojik nedensellik teorisini ifade etmiştir. Kelly ise birlikte değişim teorisinden bahseder. Grup içinde insan arkadaşlar, gruplardan bahsediyoruz. Burada Mehmet Şerif, Tajel ve Turner'ın gruplarla ilgili tanımları, düşünceleri yer alıyor. Sosyal etki, uyuma davranışı, sosyal norm, bilgi sayılacı etki ve normatif etki, Moskoviç'e göre grup ifadesi ve Milgram'ın itaatle ilgili düşüncesi yer almaktadır bu sayfada. Dediğim gibi ben çok uzun uzadıya okuyup sizleri sıkmak ve videoyu uzun tutmak istemiyorum. Sizler istediğiniz yerde durdurup okuyabilirsiniz, not alabilirsiniz. Ben sadece önemli yerleri vurgulayıp geçiyorum. Burada da psikoloji yani normal dışı davranışların üzerine düşünceler var ve bunların tedavileriyle ilgili ifadeler olacak son ünitemizde.
Biyolojik yaklaşımların ve psikoterapik yaklaşımın normal dışı davranışlar üzerine tedavileri arkadaşlar ifade ediliyor burada. Normal dışı davranışları tedavi ederken biyolojik tedaviler ve psikoterapi tedavisi yer alır. Biyolojik tedavilerde ilaç tedavileri, elektrokonvülsif tedavi yani elektroşok diyebiliriz buna. Psikocerrahi, psikoterapilerle ilgili tedavilerde ise psikanaliz, hemen Freud aklımıza gelsin, davranışçı terapiler ve bilişsel terapilerle normal dışı davranışlar tedavi edilmektedir arkadaşlar. Psikoloji dersinden hazırlamış olduğum özet bu kadar arkadaşlar. Faydalı bulduysanız beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize başarılar diliyorum.